Karun, lem neku mine musallin. Biz namaz kılanlardan değildik. Birinci suç. Niçin? Zaten bizim peygamberimiz, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, kişi Allah'ın huzuruna vardığında ilk hesabı neyinden olacaktır? Namazından olacaktır. Namaz dosyası tam ise o insanın diğer günahlarına kefaret olur. Ama namaza hiçbir şey kefaret olmaz. Bunu aklımızdan çıkarmamalıyız. Hepimiz günahkar olabiliriz. Günah işlemiş olabiliriz. Ama Allah'ın huzuruna varmak, günde 5 vakit Allah'ın davetine icabet etmek, bu büyük bir şeydir. لَمْنَكُوا مِنَ الْمُسَلِّينَ وَلَمْنَكُوا نُطْعِمِ الْمِسْكِينَ Biz fakir fukaraya, garip gurabaya malımızın zekatını da vermiyoruz. Yani Cenab-ı Allah'ın bizlere farz kıldığı o mali ibadet, zekat var ya, biz onu da fakir fukaraya, garip gurabaya vermiyorduk. O ibadeti de yerine getirmiyorduk. Üçüncü suç, وَكُنَّا نَخُوضُ مَعَ الْخَائِد۪ينَ Biz zamanımızı, vaktimizi mala yani ve boş işlerle geçiriyorduk. Vaktimizi, zamanımızı, çünkü bir insanın, hele hele sizin yaşındaki gençlerin, bu paha biçilmez. Yani dünya servetiyle mukayese edilmez bir çağın içerisindesiniz, bir zamanın içerisindesiniz. Bu 4-5 yıllık zamanınızı oyununuzdan, oyuncaklarınızdan, her şeyinden fedakarlık ederseniz bütün bir ömrü çok güzel bir şekilde, verimli bir şekilde geçirirsiniz. Ama en güzel zamanınızı, bu 4-5 yılınızı hava ve hevesler peşinde, zevkler peşinde dersinizi ihmal ederseniz, ondan sonra ailenizi ihmal ederseniz, kötü arkadaşlarla birlikte olursanız ve hava ve hevesiniz peşinden, arzularınız peşinden koşarsanız, boş ve mala faydasız şeyler peşinden koşarsanız, vallahi bir ömrü rezil ve rusvay içerisinde geçirirsiniz. Çünkü en kıymetli zamanınız şu anda içinde bulunduğunuz zamandır. Gençlik zamanı. İşte bu gençlik zamanınızı çok okuyarak, derslerinize vakit ayırarak, yani ben burada yanlış bir anlaşılmaya sebep vermemesi için ben söylemek istemiyorum ama söyleyeceğim. İlkokulu bitirdim, babam elimden tuttu, medreseye götürdü. Medreseyi bitirdim. Askerlik çağı geldi, askere gittim ilkokulu mezunu olarak. Gittim askere, askerden döndüm. Geldim, ne yapacağım, elimden ne gelir? Birkaç arkadaşla birlikte burada biz Milli Gençlik Vakfı'nı kurduk, orada ders vermeye başladık. İmam Hatiplik sınavları oluyordu. Gittim bir haftada ortaokul sınavını verdim, ortaokul mezunu oldum. 20-25 günde de bu İmam Hatip sınavına girdim, İmam Hatip mezunu oldum. İmamlık sınavı açıldı, girdim, kazandım. Mardin'in Kızıltepe'nin bir köyünde imam oldum 3 sene. Orada imamlık yaptıktan sonra Bismil'e geldim. İlahiyat ön lisans sınavları açıldı. Gittim, kitapları aldım, getirdim eve. Bu kitaplara bir bakayım, kitaplar ne diyor? Arkadaşlar, o ilahiyat ön lisans kitaplarını sınavlara kadar ben her bir kitabı 3-4 defa okudum. Halbuki ben bilmiyordum ki kitabın %25'inden sorumluyuz biz. Bilmiyorum. Baştan sonuna kadar o kitabı 3-4 defa sınava girdim. Sınav çok basit. Çünkü çalışmışım. Ondan sonra dediler ki, ya bu, eğer bir sınav var, dikey geçiş sınavı, o sınava girerseniz, o sınavı kazanırsanız ilahiyatı 3. sınıftan okuyabilirsiniz. İlk defa o sınava gireceğim. Arkadaşlar bana dediler ki, hocam sizin dini bilgileriniz iyi olabilir ama bu Türkçe, matematik ve şeydir, mantık sorularıdır. Bunları ne yapacaksın? Benim 15 tane çok zeki öğrencim vardı Anadolu Lisesi'nde. Sabah namazından sonra onlar beni Türkçe ve matematiğe çalıştırdılar. Ben de onlara Arapça çalıştırıyorum.
sınava girdim. 176 puan aldım. Hem Dicle'yi kazandım. Dediler ki ya ili tam açılmış. Ankara İlahiyat. Dışarıdan da okuyabilirsin. Türkiye sıralamasında 17. sırada o ili tamı kazandım. İlk ili tam daha yeni açılmıştı. Şu anda birçok yerde ili tam. İli tam kitapları her birisi 500 sayfa. O zaman iki maaşımızı okula yatırıyordu. Eğer sınıfta iki dersiniz de kalırsa sınıfta kalıyorsunuz ve o parayı tekrar ödüyorsunuz. O parayı ödememek uğruna o kitapların her birisinde 3-4 defa okudum. Ve ilk onda oradan mezun oldum o okuldan. Daha sonra Türkiye İlahiyat mezunları arasında 100 kişilik bir kontenjan ayırmak suretiyle vaizlik ve müftülük sınavları açılıyordu. Orayı girdim, orasını kazandım. Şeyde Konya Dini Yüksek İhtisas'ta 3 sene orada tahsil gördük, mezun olduk ve şu anda da burada sizin aranızdayım. Sizin sahip olduğunuz imkanların hiçbirisine Allah şahittir ki biz sahip değildik. Sabah kahvaltımızda vallahi çürük ve bozuk zeytinler dışında bizim ekmekle yiyebileceğimiz başka bir şey yok. Ama Cenab-ı Allah o günlerin zorluklarının hürmetine bugün bizlere çok güzel bir makam, yani makam dediğimiz dünya makamı anlamında ben söylemiyorum. Dini mübini İslam'ın hizmetkarı olma makamını bizlere bağışlar. Bundan daha büyük bir makam olabilir mi? Allah'ın dinine hizmet etmek. Camiye, cemaate, Müslümana hizmet etmekten daha büyük bir makam olabilir mi? Olan, mümkün değil. İşte onun için de bizler de her ellerimizi açtığımızda ya Rabbi beni, anne babamı ve bütün müminleri bağışla. Onlara merhamet et. Bu duayı ezberliyorsunuz ve 5 vakitte Allah'ın huzurunda sizleri yediren, içiren Allah'a hamd, anne babalarınıza da bağışlanma diliyorsunuz. Rabbim tekrar sizleri muvaffak eylesin. Rızasına uygun işlerde hepimizi istihdam eylesin. Cenab-ı Allah tekrar bizleri anne babalarımıza hayırlı evlatlar, neslimizden gelen çocuklarımızı da hayırlı bir şekilde yetiştirmeyi bizlere nasip eylesin. Hazreti Peygamber'in sahabelerinin tarihini okuyun. Göreceksiniz ki Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin sahabelerinin büyük bir bölümü sizin yaşıtlarınızdır. Hani bazen diyoruz ya, o hani belki o Hazreti Peygamber'in sahabeleri işte 35-40 yaşlarında şöyle böyle falan değil. 14 yaşlarında, 15 yaşlarında, 16 yaşlarında, 17 yaşlarında, 18 yaşlarında Hazreti Peygamber'e sahabe olmuş ve bu dini mübini İslam'ı bize kadar ulaştırmışlar. Hazreti Peygamber'in vefatından 7 sene sonra. Oturmamışlar. Keyiflerine bakmamışlar. At sırtında o sıcak Arabistan sıcağında gelmişler. Ta bu dini mübini İslam'ı Diyarbakır'ımıza kadar getirmişler. Allah hepsinden razı olsun. Cenab-ı Allah da bizleri dini mübini İslam'a ve Müslümanlara hizmetkar eylesin. Cenab-ı Allah sizleri vatanına, milletine, memleketine, annesine, babasına hayırlı fertler olarak bir hayat sürmeyi bizlere, sizlere nasip eylesin. Amin. Cenab-ı Allah hepimizi zamanın fitnelerinden muhafaza eylesin. Size son tavsiyem, iyi insanlarla birlikte olun, iyi insanlarla arkadaşlık kurun, iyi insanlarla gezin, iyi insanlarla kalkın, iyi insanlarla oturun. Çünkü kötü insan, insanı kötü yapar, Allah yolundan alıkoyar, vazifelerinden alıkoyar, anne babasına isyankar olur, topluma faydasız ve zararlı bir insan haline getirir. Hani bir sahabe Hazreti Peygamber'in yanına gelmiş, ya Resulallah, kıyamet ne zaman kopacaktır? Hazreti Peygamber diyor ki, sen kıyamet için ne hazırladın? Sen kıyamet için ne hazırladın? O da diyor ki, ya Resulallah, ne çok namazım, ne çok zekatım, ne çok param, ne çok kulum,
ne çok orucum vardı, ben bir şey hazırlamamışım ama ben Allah ve Resulünü çok severim. Hazreti Peygamber diyor ki el mer'u ma'a men ahabbe. Bu dünyada kim kimi seviyorsa onunla beraberdir. Bu dünyada kim kimi seviyorsa, kiminle birlikteyse, kiminle zaman geçiriyorsa, kiminle kalkıyorsa, kiminle oturuyorsa o kıyamette de onunla beraberdir. İyi insan kimdir? İyi insan gördüğünde sana Allah'ı hatırlatıyorsa o iyi insandır. Ama kötü insan kimdir? Kim de seni Allah yolunda alıkoyuyorsa o kötü. İsterse annen olsun, isterse baban olsun, isterse arkadaşın olsun, kim olursa olsun, sana Allah'ı unutturuyorsa, seni Allah yolundan uzaklaştırıyorsa, sana Kur'an'ı, imanı, namazı, camiyi unutturuyorsa, bil ki o insan kötü insan. Rabbim hepimizi iyilerden eylesin. Cenab-ı Allah anne babalarımızı rahmetiyle, merhametiyle affe mağfiret eylesin. Cenab-ı Allah bizleri de Hazreti Peygamber'e layık bir ümmet eylesin. Cenab-ı Allah tekrar bu camide, bu cemaatte bir araya getirdiği gibi cennetinde de cemaliyle buluştursun. Ve tekrar ediyorum, ölünceye kadar ayaklarımızı camiden, cemaatten eksiltmesin. Niçin bu dayet? Çünkü Peygamber diyor, bir insanı cami, cemaat ehli olarak görürseniz o insanın imanına şahitlik edin. Cenab-ı Allah imanımızı tam, Rabbim dualarımızı makbul eylesin, günahlarımızı mağfur eylesin. وآخر الدعوانا أن الحمد لله رب العالمين الفاتح الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وذكرنا ومولانا محمدا عبده ورسوله اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أما بعد فعباد الله اتقوا الله وأطيعوه فإن التقوى شعار المؤمنين وشعار المتقين ووصية الله فينا وفيكم أجمعين. قال الله تعالى في معكم كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون والذين هم لزكاتهم فاعلون صدق الله العظيم وقال نبينا محمد صلى الله تعالى عليه وآله وسلم من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه صدق رسول الله فيما قال أو كما قال. Aziz kardeşlerim, muhterem Müslümanlar, okuduğum ayet-i kerimede Yüce Rabbimiz şöyle buyuruyor. Muhakkak ki müminler kurtuluşa ermişlerdir. Onlar ki namazlarında huşu içerisindedirler. Faydasız söz ve davranışlardan uzak dururlar. Zekatını da bir hak verirler. Okuduğum hadis-i şerifte ise sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor. Faydasız işleri terk etmesi bir kişinin iyi Müslüman olduğunu gösterir. Aziz kardeşlerim, yüce dinimiz İslam, hayatımızın her alanında güzel ve faydalı şeylerle meşgul olmamızı emreder. Yaratılış gayemize uygun olarak imanla birlikte salih amel işlemeye teşvik eder. Dünya ve ahiret için faydalı olmayan, vakit ve emek israfına yol açan işlerden kaçınmamızı öğütler. Nitekim Kur'an-ı Kerim'de kurtuluşa erecek olan müminler şu vasıfla tanıtılır. Asra yemin ederim ki insan gerçekten ziyan içerisindedir. Ancak iman edip iyi amel işleyenler, birbirlerine hakkı ve sabrı tavsiye edenler
bundan müstesnadır. Kıymetli Müslümanlar, başta ailemiz ve yakınlarımız olmak üzere bütün insanlığa yaratılan her bir cana faydası olan söz ve amellerimiz Rabbimizin rızasını kazanmaya vesiledir. Bazen Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin hadislerinde geçtiği gibi bir susuzluktan ölecek üzere olan bir köpeğe su vermek bir insanın ebedi hayatına, kurtuluşuna vesile olabilir. Aynı şekilde gecelerini namazla, gece namazıyla, gündüzlerini oruçla geçiren, fakat bir kediyi hapsederek açlıktan ölmesine sebep olan birisinin de cehennemlik olduğunu bizlere haber veren Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'dir. Hanelerimizin saadeti, ticaretimizin bereketi, birlik ve beraberliğimizin devamı, söz ve eylemlerimizin güzel olmasına bağlıdır. Hakka ve hakikate yaraşmayan, sevgi ve muhabbeti gönül dünyamızdan uzaklaştıran işlerin sonu ise husrandır. Nitekim güveni zedeleyen, toplumsal huzuru bozan, kardeşi kardeşten, eşleri birbirinden ayıran, ya düşünmeden söylenen bir söz ya da dikkatsizce yapılan bir davranıştır. Değerli müminler, Rabbimiz Kur'an-ı Kerim'de şöyle buyurmaktadır. İyi bilin ki sizi gözetleyen muhafızlar, kiramen katibin melekleri var. Onlar yaptığınız her şeyi biliyorlar. Şüphesiz iyiler cennete, günahkarlar ise cehennemde olacaklar. Öyleyse geliniz aziz kardeşlerim, imanımızı hayatımıza yansıtalım. Din gününün yegane sahibi olan Cenab-ı Allah'ın her birimize İkra kitabek kefa bi nefsikel yevme aleyke hasiba. Oku kitabı, şimdi kitabını. Oku amel defterini. Bugün hesap sorucu olarak sana nefsin yeter buyuracağı mahşer günü için hazırlanalım. Ömür sermayemizi hayrın peşinden koşarak, Rabbimizin rızasını arayarak değerlendirelim. Dünya ve ahiret için faydalı işler yapmaya gayret edelim. Özümüz ve sözümüz bir, tavır ve davranışlarımız güzel, akıbetimiz cennet olsun. Hutbemi Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin şu duasıyla bitiriyorum. Ya Rab, fayda vermeyen elimden, huşu duymayan kalpten, doymayan nefisten ve kabul olunmayan duadan sana sığınırım. Ela ve inni ahsenel kelam ve ebla nizam. Kelamullahil melikil azizil allam kema kallallahu tebareke ve teala fil kelam. وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وانصتوا لعلكم ترحمون نبهني الله وإياكم عن نومة الغافلين وعشرنا وإياكم تحت لواء سيد المرسلين واستغفر الله لي ولكم أجمعين واستغفروه إنه هو الغفور الرحيم الحمد لله حمدا كثيرا كما أمر وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له المتعالي عن المشاركة والمشاركة لمشاركة البشر وأشهد أن سيدنا وسندنا وزخرنا ومولانا محمد عبده ورسوله النبي المعتبر واعلموا أن الله تعالى صلى على نبيه قديما فلم يزل قائلا عليما وآمرا حكيما تنبيها لكم وتعليما وتشريفا لقدر النبي وتعظيما إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد أما بعد فعباد الله اتقوا الله وأطيعوه إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات يا رب العالمين اللهم انصر الإسلام والمسلمين اللهم أعز الإسلام والمسلمين اللهم أهلك الكفرة والمشركين أعداءك أعداء الدنيا يا رب العالمين اللهم اجعل خير زماننا وآخره وخير أعمالنا خواتمها وخير أيامنا يوم لقائك وارفع مقتك وغضبك عنا
ve la tusallit aleyna bi zunubina men la yakhafuka ve la yerhamuna ya rabbel alamin. Allahümme erinel hakka hakka ve rızkına ittiba'en ve erinel batile batilen ve rızkına iştinaben. Amin ve selamun alel mürselin. Velhamdülillahi rabbil alemin. İbadallah. İnne Allahe ya'muru bil adli vel ihsani vel itai bil kurba ve enha anil fahşai vel munkeri vel bagi. Ya'idukum leallekum tedekkerun. بسم الله الرحمن الرحيم أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدع اليتيم ولا يحض على طعام المسكين فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون ويمنعون الماعون اللهم سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة